Biraz tarihsel hafızamızı zorlarsak, devletin, daha doğrusu Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana bu ülkede yaşayan öteki dedikleri, yani Türk ve İslam dışında tanımlanan bütün toplumlar hedef olmuştur. Anadolu'nun Selçuklu dönemindeki Alevi toplumsallığı neredeyse ülkenin %80'inden fazlaydı. Zaman içerisinde asimilasyon politikasıyla bu eritildi. Osmanlı'yla devam etti. Yavuz'la bir zirve yaşadı. Akabinde 2. Mahmud'un fermanıyla başka bir şey yaşandı. Abdülhamid'e geldiğinde de esas direngi tam oradan başlar. Abdülhamid döneminde yapılan ve Abdülhamid'in bugünkü devamı olan Tayyip ve Bahçeli zihniyeti tam da Abdülhamid Han dediklerinin zihniyetin devamıdır. Abdülhamid Balkanları, Avrupa'yı, Afrika'yı, Arap Yarımadası'nı kaybettikten sonra elindeki topraklardaki farklı inanç ve kimlikte olanları Türk ve Müslüman yapma projesini geliştirdi. İşte bu projeyle beraber o zaman iki tane önemli şey yaptı. Birincisi, ilk defa Kur'an kurslarını Kürdistan'a taşıdı. Alevi coğrafyasına taşıdı, Anadolu'ya taşıdı. Her yerde Kur'an kursu açtı. Yaptığı şey şu, toplumun aşiretin yahut da ileri gelenler dediğimiz biraz gücü, imkanı bol olan ailelerden birer ikişer kişi alıp Kur'an kursuna götürdü. Bir şey daha yaptı. Bir de Aşiret Mektebi diye İstanbul'da Yıldız Sarayı etrafındaki 3 tane binayı Aşiret Mektebi yaptı. Yine aynı şekilde toplumun ileri gelen ailelerinden, bilinen, güç sahibi olanlardan öğrenci taşıdı. Bir kısmını asker, bir kısmını da vergi memuru, veteriner vesaire şekilde eğiterek tekrar buralara gönderdi. Bununla da hem hakimiyeti sağlamak hem de Türk ve İslam Hanefi mezhebini hak olduğunu, onun dışındaki hiçbir inanç ve şeyin doğru olmadığını ve herkesin Müslüman ve Türk olmaya projesidir geliştirildi. Genç Türkiye Cumhuriyeti de Osmanlı Bakiyesi üzerine kuruldu. 1924 yılında tekke ve zaviyeler kapatıldıktan sonra, yani Şafii mezhebinin medreseleri de dahil, Alevilerin ocakları, pirleri, tekkeleri dahil hepsine el konuldu. Arkasında da Diyanet İşleri'nin başkanlığı yahut da reisliği diye bir şey kuruldu. Bu tamamen Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin herkesi Türk ve Müslüman yapma projesinin tam da direngisidir ve Abdülhamid'in devamıdır. Teşkilat-ı Mahsunan'ın devamıdır. Hiç fark eden bir şey yok. Herkesin bildiği gibi özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetenler devlette devamlılık esastır dediği zaman Osmanlı'nın devamıysanız tabii ki devamlılık esastır. Ve aynı projeyi, aynı mantığı, aynı zihniyeti yerleştirmek ve diğerlerini bitirerek farklı olan inanç ve kültürleri, dilleri yok sayarak, inkar ederek herkesi Türk ve Müslüman projesi 100 yıldır sürüyor. Şimdi inancından kaynaklı Alevilerin bir sorgulama, soru sorma, kendisi gibi olmak gibi bir çabası var, bir gayreti var. Çünkü inancından kaynaklıdır. Kültürel kodları bununla örülmüştür. Onun için hep hedef olmuşlardır. Dikkat ederseniz Genç Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk soykırım Koçgiri'de başlar. Koçgiri Alevi coğrafyasıdır. Aynı zamanda Kürt coğrafyasıdır. Bununla başlayan şey Şeyh Said'e devam eder. Ağrı Ziran'la devam eder. En son Alevi ocaklarının, dergahlarının, kutsalların olduğu Dersim coğrafyasına gelir. Ve en büyük soykırımı da burada gerçekleştirir. Peki bununla bitti mi? Hatta tarihte nottur. Ağrı ayaklanmasından sonra Ağrı'da bir zirveye bir mezar kazılır. Kürdistan burada meftundur. Yani gömüldür, artık böyle bir zihniyet kalmadı. Dersinde de Aleviler burada meftundur diye önderlerini, liderlerini asarak, göçerterek, katlederek bunu yaptılar. Bitti mi?
Bitmedi. Maraş'la, Malatya'yla, Sivas'la, Gazi'yle devam etti. Bitti mi? Hayır. Hala bu ülkede Alevilerin evlerine işaret konur. Hala Aleviler inancından dolayı aşağılanır. Kimliğinden dolayı aşağılanır. Ve katli vaciptir. Çünkü Türk ve Müslüman olmayanın bu ülkede sadece köle olma hakkı vardır. Bu devletin zihni kodlarında yazılıdır. Şimdi hal böyle olunca da bu zihniyet sürgüt devam eder. En son Türk İslam Sentezi'nin temsili olan AKP ve MHP ortaklığı tek adam rejimi artık yönetemez hale geldiğinde kendisine yeniden düşman üretmek zorundadır. Peki düşmanı nasıl üretirsiniz? En dirençli, en direngen, sorgulayan, soran toplumlar hedef alarak ve hem İslam'ı yani dini kullanarak hem de milliyetçiliği kullanarak Türk ve Müslüman olmayan herkes hedef demektir. Hal böyle olunca da siz cezaevlerinde kayyumlarla içeri atılırsınız, seçilmişleriniz atılır, inananlarınız atılır ama aynı zamanda ibadet yeriniz hedef olur ve bugün sürgüt devam eden zihniyetin kendisidir. İşte bu aymazlık üzerine, bu asimilasyon ve kırım politikasıyla devam eden bir gerçeklik var karşımızda. Şimdi geldiğimiz günde devletin elinde ne Suriye kozu kaldı, ne Irak kozu kaldı. Oraya bir şekilde işte dışarıya saldırarak, ortada düşman üreterek içeriği terbiye etmeye çalışıyor. Ama içeriği de terbiye ederek kendisini konsolide etmeye ya da iktidarını devam etmeye çalışıyor. İşte şu anda yaşanan bu. Peki bununla neyi hedefleyecek? Kendi iktidarını biraz daha yaşatmak için. Ve kendi devlet oluşum kodlarını da ayakta tutmak için yapar. Demokrasi, kardeşlik, barış, bir arada yaşama fikriyatı zihninde, ruhunda, tarihsel kodlarında olmadığı için hep savaşla beslenen bir zihniyetin ürünüdür bu. Böyle okumak gerekiyor. Şu anda bu ülkede ekonominin dibe vurduğu, artık yönetememe, sermayeyi biraz daha güçlü hale getirme, kendi sermayesini oluşturma, aynı zamanda kendi zırhını oluşturmak için size düşman gerekiyor. Onun için birey olarak saldırır, kurum olarak saldırır. Peki durup dururken Alevi derneklerine, cemevlerine niye saldırdı? İşte bu yönetememe halidir. İş buraya geldiğinde sistem düşman üreterek, tamam mı? Bu tehlikedir, işte devletimizi koruyoruz, iktidarımızı koruyoruz, işte cumhuriyeti koruyoruz, işte beka sorunumuz var diyerek topluma bir öcü göstererek, bir şey göstererek artık bu düşmanlık üzerine kendi iktidarını sağlama zihniyetinden, fikrinden başka hiçbir şey yok bunun altında. Bunu böyle okumak gerekiyor. Devlet bir seçime gidiyor. Bu seçime giderken de Alevilere yahut da bu potansiyel ve çok enerjik olan bir güce eğer karşısına alırsa bu onun için yıpratıcı olduğu gibi bir de kayıp nedeni olur. Ne yapması gerekiyor? Daha önce 2009'larda başlayan Alevi açılımları bir sıfır noktayla bitti. Şu anda kendi Alevisini, nasıl kendi Kürt'ünü yarattıysa kendi Alevisini yaratmak peşinde. Bunun için Alevi devrimcilerle yahut da asker veyahut da polislikten emekli olmuş ve kendi kodlarıyla yetiştiği insanları kurumların başına geçirerek orayı bölmek, parçalamak, o gücü biraz daha azaltmak, kendi Alevisini yaratmak için böyle bir çabanın içinde. İşte Hüseyin Gazi ziyareti tamam bunun ürünüdür. Çünkü neredeyse 10 gün öncesinde Alevi kurumlarına Ankara'da saldırı oldu ama aynı şekilde Cumhurbaşkanı Ankara'da bir Alevi dergahını ziyaret ediyor. Hem toplumun ona karşı müthiş bir refleks geliştirdiğini gördü, bu ürküttü, gücü gösterdi. Diğer yandan da
kendi Alevisini yaratmak için böyle bir çaba ihtiyaç vardı. Bunların hepsi geçmişte Atatürk döneminde de, Menderes döneminde de, İnönü döneminde de, Demirel döneminde de ve Tayyip döneminde hepsi tekrarlanan birer küçük senaryodan, kandırmacadan öte hiçbir şey ifade etmez. Başarabilirler mi? Asla başaramazlar. Neredeyse 5000 yıldır devlet sisteminde bugüne kadar Aleviler hep hedefte başarılı olamadı. Bundan sonra da başarılı olma şansı yok. Elbette küçülme de olur, yıkılma da olur. Asimilasyona kapılıp o selin içine girenler olur ama bu inanç, bu itikat, bu toplumsallık devam eder. Bunun önüne bunu engellemek mümkün değil. Çünkü bizim inancımız bu evrenin döngüsüne göredir. Biz iki tane, Alevi'yle iki tane nirengi üzerine oturur, iki tane temel taş üzerine oturur. Biri ikrardır, biri rızalıktır. Şimdi ikrar, biz evrenle ikrarlıyız. Toprakla ikrarlıyız, suyla ikrarlıyız, güneşle ikrarlıyız. Biz yabandaki kurtla, kuşla ikrarlıyız. Onları hak olarak görürüz. Onlar mal, ne toprağı mal, mülk olarak görürüz, ne de ki dışarıdaki canlıyı kendimize av olarak düşünürüz. Çünkü onlar bizim kadar yaşama hakkına, kutsallığa layıktır ve kutsaldır. Öyle baktığımız için bizim inancımızı başka bir inancın içerisine sokmak, onu kenarına, köşesine koymak sadece korkunç bir zorlama olur. Hakikatle hiçbir şekilde bağdaşmaz bu iş. Bunu herkesin böyle bilmesi gerekiyor. Hak olan bu. Bu nedenle, yani sistemi elinde tutanlar bazı zaman ulufe dağıtır. Hatta gizden gizliye işte 1585 tane Cem evini dolaşırlar, mutfağını yaparlar, işte boyasını, badanasını yaparlar, Hüseyin Gazi'de yaptıkları gibi. Ama herhalde bir şunu bilir ki, Cem evi bizim için dört duvar değildir. Şimdi AK Parti'nin yüzleşmeyi yapabilme imkan ve olanağı yok. Neden yok? Bir, kendi kültürel kodları, inanç kodları, yönetme kodları asla yüzleşmeye müsait değildir. Böyle olduğu için yüzleşme olmaz. Yüzleşebilmesi için devletin bütün günahlarını kabul etmesi gerekiyor. Osmanlı'nın yaptığı da günahı da kabul etmesi, özür dilemesi gerekiyor. Cumhuriyet'in yaptığı da, kendi döneminde yaptığı da, Sivas'la da yüzleşmesi lazım. Madımak'la, Maraş'la devletin yüzleşmesi lazım. Dersim'de, Koçgiri'de, Ziran'la, Şehzade'de yüzleşmesi lazım. Şimdi bunları yapma imkanı var mı? Yok. Çünkü ne zihin dünyası, ne inanç dünyası, ne de devletsel dünyası buna asla uygun değil. Peki bu ülke nasıl güzel olur? Kürt'ün Kürt gibi, Türk'ün Türk gibi, Çerkez'in Çerkez gibi, Arap'ın Arap gibi, Müslüman'ın Müslüman gibi, Alevi'nin Alevi, Hristiyan'ın Hristiyan gibi kendi inancını yaşadığı anda ancak böyle bir şey olur. Bununla biter mi? Hayır. Bu ülkede yaşayan her farklılık, her kimlik, tek bir birey de olsa yaşamı, inancı, kültürü her şeyiyle anayasal güvence altına alındığı gün, an ancak yüzleşme olur. Diğeri kandırmacadan öte değil. Yani Türkiye'nin yeni bir rıza anayasasına, demokratik bir anayasaya ihtiyacı var. Aleviler ne istiyor dediğinizde de, Aleviler sadece Alevi, inanç, kültür, dili ve hafızasıyla yaşamak istiyor. Ama bu ülkenin sahibi olarak, öteki olarak değil, kiracı olarak değil, tamam mı? Amanetçi olarak değil. Çünkü bugün devleti Türk-İslam sentezi üzerine kuran ve onun üzerine monte edenler şunu çok iyi biliyor ki, Anadolu'da Aleviler yaşadığı dönemde ne burada İslam vardı, ne Türk vardı. Biz buradaydık. Biz buranın asıl sahipleriyiz. Şimdi geldiler, biz bahtımızı açtık. Hiç sorgulamadık, tartışmadık. Çünkü sürekli haktandır. Ama biz köle yapmaya çalışıyorlar. Biz köle olmamak için direndik tarih boyunca. Bugün de inancımızı, kültürümüzü, dilimizi, tarihsel hafızamızı yaşamak gibi bir umudumuz, bir çabamız var. Bundan asla vazgeçmeyiz.